Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Ben Perihan Tantu, ilk seansa hoş geldiniz. Evet, haftanın dördüncü ve son işlem günündeyiz. Bildiğiniz gibi yarın piyasalar kapalı olacak ve aynı zamanda bugün saat 19'dan pazartesi sabah 5'e kadar da dışarı çıkma yasağı uygulanacak. Bu notla başlayalım. Dün bildiğiniz gibi piyasalarda özellikle TL varlıklarda ve Borsa İstanbul'u göz önünde bulunduracak olursak aslında gök gürültülü sağanak yağış vardı. Maalesef yurt dışı piyasalarıyla karşılaştırdığımızda ciddi bir negatif ayrışma vardı. Özellikle Borsa İstanbul'da hatta kayıplar bir ara %4'e ulaştı. Oldu. Hatta %4'ün de üzerine çıktı. 1300 puan seviyesine kadar gördük. 1300 puandan gelen tepkilerle birlikte günü %2,5'luk düşüşle kapattık. Şu an Viyop tarafına baktığımızda bugün de satışların devam ettiğini görüyoruz. Nedenlerini birazdan sorguluyor olacağız ama önce piyasa tarafıyla başlamak istiyorum. Global Menkul Değerlerin uygulaması Buy Global'i de ekranlara alabilirsek haberler kısmına bir gelmek istiyorum. Özellikle bugün dolar Türk lirasında önemli seviyelere geldik. Önce o haberimle başlamak istiyorum. Dolar Türk lirasında dirençler geçiliyor. 8.20-25 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Burayı izliyor olacağız. 8.20-25 seviyesinin üzerine kur kalırsa 8.40-50 bandına doğru hareket sürebilir. Biz hep şunu söylüyoruz zaten. Geçilen dirençler sonrasında destek konumunu görecek. Bu nedenle eğer 8.20-25 bandı geçilirse ve üzerinde kalırsa olası geri çekilmelerde artık ilk izleyeceğimiz seviye 8.20-25 bandı olacak. Yani 8.20 destek seviyesine dönüşmüş olacak. Bunu hemen dolar Türk lirasında eklemiş olalım. Bir geri gelelim. Hemen piyasa özetiyle böylelikle başlamak istiyorum. Bir aşağıya gelebilirsek eğer bir piyasa özetine geçelim buradan. Şimdi BIST 100 endeksi güne hafif satıcılı bir başlangıç yapılması planlanıyor. Burada Buy Global tarafından gelen raporda şöyle ki Viyop tarafı da şu an negatif seyrediyor. Bugün bir tepki bekliyor muyuz piyasadan? Detaylarını birazdan konuşacağız. Dün yaşanan %2,5'luk düşüş sonrası yeniden tüm dünya borsaları arasında günlük bazda en fazla değer kaybeden endeks Borsa İstanbul oldu dün. Bununla birlikte son bir aylık düşüş yaklaşık %13'e ulaşmış oldu. BIST 100 endeksinde kayıplar %2,5 olsa da 2020 yılında rally gerçekleştiren BIST 100 dışı hisselerindeki kayıplar daha sert oldu. Özellikle BIST 100 dışındaki küçük hisselerde hakikaten çok sert satışlar görüyoruz. Yerli yatırımcının bir süredir geri çekilmelerde yarattığı tampon etkisi artık zayıflıyor gibi görünüyor der Buy Global burada belirtiyor raporda. Endekste dünkü düşüş sonrası tepki alımı beklentisi oluşabilir. Ancak 3 günlük bir tatile giriyoruz. Bildiğiniz gibi bu nedenle bu tepki cılız kalabilir. 1300 seviyesi endeks için son derece kritik bir eşik. 2020 Mart dibinden beri başlayan yükselişin ana destek noktası 1300 seviyesi. Dün tam da tepki ürettiğimiz seviye zaten burası. Bu destek noktası üzerinde tutunmanın sağlandığı ama 1350 direncinin geçilemediği bir görüntü bugün de oluşabilir. Yani şu an bant aralığını aslında açıklayacak olursak 1300 aşağıda, yukarıda 1350 seviyesi bugün takip edeceğimiz seviye. Dönelim isterseniz buradan Viyop cephesine de bakmak istiyorum. Viyop teknik bültene geçecek olursak yine aynı şekilde söylemiştim. Dün global piyasalarda kapanışa doğru pozitif momentum yaşanırken artıda kapanışlar gerçekleşti. Bu sabaha baktığımızda Avrupa vadeli endekslerde pozitif seyir devam ediyor. ABD vadelerinde yatay bir hareket var. Yani dünya piyasalarındaki sakinlik hala devam ediyor. Günün öne çıkan başlıklarına baktığımızda geçtiğimiz hafta gerçekleşen Merkez Bankası PPK toplantısına ait özetler ve Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı bugün takip edilecek. Bu arada Avrupa tarafında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik ise beklenmiyor. Öte yandan bugün 2 gün sürecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacağı bir iklim zirvesi başlayacak. Biden'ın Erdoğan'a bir daveti olmuştu hatırlayacağınız üzere burada. Yurt içine bakacak olursak yarın bildiğiniz gibi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olacak ve Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı bugün saat 19 itibariyle başlayacak. Viyop 30 endeks kontratında dün görülen hızlı düşüşlerin ardından gelebilecek tepki alımlarında bugün 1411 puan seviyesini izleyeceğiz direnç olarak. Bunun haricinde eğer üzerine geçebilirsek 1441 seviyesi üzerinde karşımıza ikinci direnç olarak çıkacak seviye. Olası geri çekilmelerde 1387-1364 desteklerini takip ediyor olacağız. Bununla birlikte dolar Türk lirasını az önce değerlendirmiştik sizlerle zaten. Özellikle kontratlara da baktığımızda artık 850 seviyesi bizim karşımızda önemli bir direnç olarak duruyor diyelim. Altın tarafında değerlendireceğiz.
Bugün sakin bir seyir var ama altındaki güçlü momentum devam ediyor. 1760 doların üzerinde ons altın hareketlerine devam ettikçe zaten ifade etmiştik. 1790 dolar ve onun üzerinde 1820 dolar seviyeleri yeni teknik hedefler olarak izlenebilecek seviyeler. Bu arada Borsa İstanbul'un açılışını gerçekleştiriyoruz efendim. Birazdan zaten teknik seviyeler ve bununla birlikte hisse senetleriyle de kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Borsa açılışına bakalım. Borsada şu an %1'in üzerinde kayıplar var. BIST endeksinde %1'in üzerinde %1.13'lük düşüşle başlıyoruz yeni güne. Viyop tarafı %0.88 aşağıda. Bu arada tabii alt endekslere baktığımda bankacılık endeksindeki kayıplar %1. Sanayi tarafında %1.23'lük kayıp var. Holding endeksinde %0.96. Teknoloji endeksinde ise %1.38'lik kayıp olduğunu görüyorum. Ulaştırma endeksi bir miktar daha yatay negatif başlıyor. %0.13'lük kayıpla. Tabii ki bu kayıplarla birlikte diğer taraftan birazdan BIST 30 tarafına da bakacağız. Önemli teknik seviyeleri az önce ifade ettiğim gibi şu an 1315 puan seviyesindeyiz. Bu satışlar derinleşirse izleyeceğimiz en önemli seviyelerden birisi 1300 puan seviyesi demiştik. Bugün aynı zamanda hem günlük hem de haftanın son işlem günü olduğu için haftalık kapanışta gerçekleştireceğiz. Bunu da notlarımıza eklemiş olalım. Evet, BIST 30 tarafına baktığımda yalnızca bir hissenin pozitif açtığını görüyorum. O da Pegasus'tu. Detayları zaten birazdan ulaştırma sektörü için konuşacağız ve değerlendireceğiz. Diğer taraftan yatay açanlarda ise BİM'i görüyorum. Peki BIST 30 tarafında en negatif görünüm nerede? Gübre fabrikalarında %4.35'lik düşüşle açılıyor şu an gübre fabrikaları. %2.5'luk düşüş Türk Telekom'da, %2'lik düşüş yine Kardemir'de görünüyor. Koza altında %2, Turkcell'de yine %2 kayıplar olduğunu görüyorum. Tabii bu liste TAV, Aselsan, Doğan Holding Yapı Kredi olarak devam ediyor. Yani BIST 30'da Pegasus dışında hemen hemen tüm payların zaten negatif açtığını sizlere ifade etmiş olduk. Bugün aynı zamanda dün de bahsetmiştim tekrardan Buy Global ekranları alabilirsek Viyop tarafında yeni açılacak pay sözleşmeleri var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bunun önemi nedir? Yani vadeli tarafta hem long hem de short pozisyonunda bu hisse senetlerinde artık işlem yapabileceksiniz. Evet, burada hemen haberlere gelebilirsek yeni açılacak pay sözleşmelerine bakmak istiyorum. Yeni açılacak pay sözleşmelerinde bugün seans açılışı itibariyle Anadolu Efes, Alkim, Eczacı İlaç, Hektaş, İpek Enerji, İş Finansal Kiralama, İş GYO, Karsan, Medical Park, Odaş, Şekerbank, Torunlar GYO ve Türkiye Sigorta yine ifade ettiğim gibi vadeli işlemlerde pay sözleşmeleri bugün itibariyle işleme açılmış oldu. Hemen onu ifade edelim. Buradan günlük hisse önerilerine geçelim. Bir geri gelebilirsek bugün takip edeceğimiz hisseler neler? Yukarı tıklayalım lütfen. Günlük hisselere baktığımızda Ereğli'yi görüyoruz. Burada alım aralığı olarak dün çünkü Ereğli'de sert bir satış var. Devre kesmişti bildiğiniz gibi ama desteklerinden bir tepki üretti. Alım aralığı 17.50-17.75, satış aralığı ise 18-18.05 seviyesi. Ereğli'de stop nokta ise 17-10 seviyesi. Bununla birlikte günlük hisse önerilerinde Ereğli'den sonra Petkim'i görüyoruz. Alım aralığı 6.30-6.35, stop loss seviyesi 6.25, satış aralığı ise 6.50-6.52 seviyesi. Diğer taraftan burada Türk Traktörü görüyoruz. Alım aralığı 197-198, satış aralığı ise 190-210 seviyesi, 209-210 seviyesi. Bu arada stop loss seviyesi ise 195 lira Türk Traktör'de. Ve Tofaş diyelim, alım aralığına baktığımızda 28-30-28-50 Tofaş'ta öneri olarak alım aralığı, satış aralığı ise 29-30-29-40. Stop loss seviyesine baktığımızda 27.50 olacak Tofaş Otomotiv'de. Yine günlük hisse önerilerinde bunu da hemen notlarımıza notlarımıza eklemiş olalım. Evet, buradan hemen şimdi Global Menkul Değerler Merkez Şube Yönetmeni sevgili Gürcan Öztürk'e dönmek istiyorum. Gürcan merhaba, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Beren, merhaba. Şimdi Gürcan, önce piyasadaki satışla başlamak istiyorum. Biz evet son 3-4 haftadır zaten yurt dışı piyasalardan negatif ayrışıyoruz. Ama
Bu satışlar son birkaç gündür, özellikle bu hafta ikinci bir tur deriz ya, ikinci bir tur daha derinleşti. Ben bu derinleşmenin nedenlerini sormak istiyorum sana. Neden böyle bir hani satış yaşanıyor Borsa İstanbul tarafında? Çünkü bugün kur da yukarı gitti. Maalesef ilk dirençler geçirmiş oldu. 8.20'nin üzerindeyiz. Yani dünkü bu %4'lük kayıp dünya endeksleriyle karşılaştırdığımızda en negatif borsanın Borsa İstanbul olmasının biraz nedenlerini irdeleyelim istersen. Şimdi Perihan Hanım, bir sürü nedenleri var Borsa İstanbul'un negatif ayrışmasının. Başlangıçta baktığımız zaman Türkiye'deki koronavirüs sayısının kısmi kapamaya rağmen hala artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu birinci neden gibi gözüküyor. Daha sonra günümüzün popüler tartışması olan rezerv tartışmalarına dan ziyade mevcut rezervlerin kısa vadeli borçlarımıza oranına baktığımızda gelişmekte olan ülkeler içerisinde en kötü durumda olduğumuzu görüyoruz. Bu da bizi dünyada oluşabilecek en ufak negatif dalgalanmada korunaksız hale getiriyor. Bu da düşüşlerdeki başı çekmemizin ana nedenleri olduğunu düşünebiliriz. Peki bundan sonrası için ne olacak Gürcan? Şimdi iki önemli gelişme daha var bana göre. Onlardan aslında birisi senin bahsettiğin gelişmeler. Diğeri Türkiye'de maalesef kontrol altında bir türlü alamadığımız vaka sayısı. Çünkü bu neyi ifade ediyor? Hala gelen vaka sayısına baktığımda 61.967. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kısıtlama çağrısına giderken önemli bir detaydan bahsetmişti. Biz bu kısıtlamaları 1-2 hafta boyunca uygulayacağız. Eğer neticesinde bir düşüş göremezsek vaka sayısında bu kısıtlamalar artırılabilecek demişti. Nitekim burada piyasanın endişesi bir miktar tam bir kapatma. Çünkü yaşadığımız aslında kısıtlama tam bir kapatma değil. Tam bir kapatmaya gidebilir miyiz? Bunun tekrardan ekonomi üzerinde yaratacağı darbe nasıl olur? Diğer taraftan da ABD tarafı gelen bir haber vardı. Sen de mutlaka göz gezdirmişsindir. Türkiye'yi ABD F-35 programından resmi olarak çıkardığını ifade etti. Şimdi şöyle, Türkiye'yi F-35 programından çıkarılacağı daha önce şifayen çok söylenmişti zaten. Bu şu anda yazılı olarak iletildiğini görüyoruz. Bu beklenen bir durum. Çok ciddi bir negatif ayrışma yaratacağını düşünmüyorum ben F-35 programından ayrılmamızın. Burada yani bakmamız gereken şey koronavirüs vaka sayılarının ne için azalmadığını bilim kurulu gayet net bir şekilde açıklıyor aslında. Burada bilim kurulundan yapılan açıklamayla yani tam kapanmaya yakın bir kapanma olacağını pazartesi günü açıklayacaklarını düşünüyorum ben. Peki bunu yani ekonomi üzerindeki etkisi nasıl olacak Gürcan? Çünkü hani birazcık daha dünya tarafına baktığımızda tabii ki şu an aslında vaka sayılarından ziyade dünyanın odaklandığı nokta aşılanma süreci. Yani biz bu noktayı mı sence başaramıyoruz? Evet, dünya birazcık daha yaz aylarına doğru açılma planları yaparken bizim tam kapatma yoluna gidecek olmamız ekonomik anlamda bizi nasıl etkileyecek? Şimdi şöyle, aşılama artış hızında da bir yavaşlama var Perihan Hanım. Ya buradaki baktığımız süreçte dünyanın ilk başlarda aşılama süreciyle birlikte çok hızlı şekilde aşılama yapan ülkeler arasındaydık. Şu anda yavaş yavaş bu özelliğimizi kaybediyoruz. Bu da bizi ekonomik olarak diğer gelişen ülkeler içerisinde negatif ayrışmaya neden olmaya başladığını söyleyebilirim. Ve yani kapanmaların olmasıyla birlikte özellikle havacılık sektöründe ciddi bir negatiflik oluşmaya devam edeceğini gözlemliyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Birazcık daha borsa tarafında 1300 puan seviyesi önemli diyoruz teknik anlamda ama senin beklentini sormak istiyorum. Yani burada iki tane strateji kuralım istersen. Çünkü biliyorum çok fazla zararda olan tabii ki pozisyon sahibi, hisse senedi sahibi, yine aynı şekilde vadeli tarafta long pozisyonda olan birçok yatırımcı var. Tabii onlarda dün kimse %4'lük bir düşüşü bir günde beklemediği için ciddi zarar yazıldığını gördük açıkçası. Yani burada yatırımcıları ikiye ayıracak olursak bir tarafta ne var? Elinde pozisyon olan ve zararda olan var. Diğer tarafta da elinde nakit, acaba bu düşüş bir fırsat mı diye sorgulayanlar var. İkisi içinde bir strateji çizelim istersen. Yani elinde hisse senedi olan ve artık bunu bir yerden stop yapmak isteyen için
Kati stop seviyen neresidir? Aşağıda hangi seviyeler mevcut? Ya da burada pozisyon açmak için mesela kademeli alım mı yapılmalı, yoksa bu düşüşler bir alım fırsatı mı sence? Şimdi şöyle, senenin başından itibaren baktığımız zaman bankacılık endeksinin bundan 1-2 hafta öncesine kadar ciddi şekilde endeksten negatif ayrıştığını görmüştük. Hı hı. Son 2 haftalık süreçte endeksin tümünde ciddi satışlar görülmeye başladı. Yani elinde hisse senedi taşıyan müşterilerimizin ya da yatırımcıların şu ana kadar stop olmadılarsa bence kademeli alım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 1300 seviyesi, hadi biraz daha esnetelim, 1275 seviyesi, hı hı, bence endeksin çok önemli destek noktası. 1275 seviyesinin altında yani pozisyon taşımamak gerektiğini düşünüyorum. Oraları işaret ediyor piyasa. Oralarda ciddi şekilde bir alım geleceğini düşünüyorum. Peki Gürcan, yukarı yönlü birazcık daha aşağı tarafı konuştuk ama yukarıda şimdi karşımızda güçlü direnç seviyeleri olarak neresi çıkacak? Mesela 1400 puan seviyesinin, hatta teknik hedef olan 1450 puan seviyesine gidebilmemiz için bir katalizöre mi ihtiyacımız var? Burada mesela bilanço dönemi bunun üzerinde etkili olur mu? Yoksa yeni haberlere mi ihtiyacımız var? Vaka sayılarının mı düşmesi gerekiyor? ABD ile işte ABD tarafına baktığımızda örnek veriyorum, Biden Erdoğan'ın mı bir görüşme yapması gerekiyor? Yani hani ne olabilir? Bizi tekrardan 1450 puan seviyesine taşıyacak ne olabilir? Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi de yani ardı ardına aslında ciddi bir halka arz furyası yaşanıyor. Birçok şirkette halka arz oluyor. Bu hafta da talep toplaması olan 3 yeni şirket vardı. Bunun piyasadaki satışlarla doğrudan bir bağlantısı var mı sence? Çünkü evet bağlantısı var diyenler var. Hayır, hiçbir bağlantısı yok diyenler de var. Yani senin içerideki yatırımcılarından gözlemini sormak istiyorum. Şimdi şöyle, halka arzlar piyasada ciddi şekilde nakit çekimine neden olduğu için bence endeks üzerinde baskıyı da sebep diyebiliriz. Yani sadece bu hafta 2,5 milyar TL'lik civarında bir para çıkışı olmuş olacak endeksten. Yani bu 2,5 milyar TL'nin %20'si yeni katılımcı olsa geri kalanı net bir şekilde endeksten çıkmış oluyor. Bu da endeksi negatif olarak baskılıyor. Endeksin yukarıya itecek pozitif katalizör nedir diye baktığımız zaman Perihan Hanım, endeksimizin MSCI ortalamalarına baktığımız zaman özellikle tarihi ortalaması %22, son 2 yıllık ortalaması %45 ve son 19 Mart itibariyle ortalamasına baktığımız zaman %60-65 civarında negatif ayrıştığını gözlemliyoruz. Bu ciddi anlamda bir iskonto olarak karşımıza çıkıyor. Yani buralardan, kurumsal yatırımcılardan uzun vadeli bir talep geleceğini düşünüyorum ben. Peki diğer taraftan mesela ulaştırmayı konuşmak istiyorum. Bankacılık tarafına birazdan geçeceğim Gürcan ama ulaştırma tarafına bakacak olursak. Şimdi bu haber daha önceden de vardı ama ABD tarafında hani Türkiye riskli ülkeler arasında yine ifade edilmişti. ABD dün yine bu açıklamayı yeniledi. 131 ülkeye vatandaşları için seyahat etmeyin önerisinde bulundu. Bunlardan birisi de Türkiye. Ama diğer taraftan özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus'u ilgilendiren bir diğer haber, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılıyor olması. Birazcık bu ulaştırma sektöründeki bugün bu toparlanmayı bu haber akışına mı bağlayabiliriz sence? Evet, İngiltere'nin Türkiye'ye uçuşları açması bence kısmen olumlu. Hı hı. Amerika'nın 131 ülkeye kapama kararı alması bu sektör için genel olarak hafif negatif. Ya bu sektör koronavirüsü başladığından itibaren zaten sürekli negatif ayrışmayla gösteriyor kendini karlılıklarda özellikle. Yani bundan sonraki süreçte yılbaşından itibaren baktığımızda Türkiye'deki aşılama hızına göre yani Nisan-Mayıs aylarında biz ciddi bir aşılama sayısına ulaşarak koronavirüs vaka sayısını ciddi bir şekilde kontrol altına almış olacaktık. Bu beklentilerde biraz erozyona uğramış durumda. Yani Temmuz-Ağustos aylarına kayacak gibi gözüküyor koronavirüs sayısındaki toparlanma. Yani havacılık sektöründeki toparlanma 1-2 ay daha ötelemek zorunda kalacağız gibi gözüküyor Perihan Hanım.
Peki buradan hemen bankacılık tarafına geçelim. Az önce bankacılık tarafından bahsetmiştin, risklerinden de bahsetmiştin ama şimdi özellikle faiz tarafıyla birlikte üzerine kurun da yukarı gidişini ekleyecek olursak burada faizlerin yukarı yönlü gidiyor olması Gürcan, yani bankacılık sektöründeki karlılıkları nasıl etkileyecek, biraz ondan bahsedelim. Şimdi bankacılık sektöründeki karlılıklara çeyrekten çeyreğe baktığımız zaman kabaca %10-12 civarında bir artış bekliyoruz. Yıllıklandırılmış baktığımızda da %8 ila %10 civarında bir negatif ayrışma olacağını, negatif bir bilanço açıklayacaklarını göreceğiz. Özellikle ayrıştırırsak Yapı Kredi ve Garanti Bankası'nın pozitif bir tarafta olduğunu görüyoruz. Bunun da nedeni artan TL kredilerinin net ücret ve komisyon gelirleriyle desteklendiğini görüyoruz. Negatif anlamda da kamu bankalarının kredi mevduat spredinin artarak daralması kamu bankalarında negatif bir bilanço ile açıklanacağını, özellikle Halk Bankası'nda negatif sonuçlar göreceğimizi görebiliriz. Peki Gürcan, Halkbank demişken, yani Halkbank davası ile ilgili bir gelişme bekliyor musun? Burada böyle bir gelişme yaşanırsa bankacılık sektörü üzerinde bir etkisi olur mu? Yani Halkbank üzerinde mutlaka olacak ama hani bir katalizör arıyorduk ya, bu katalizör en azından Halkbank davasında yaşanacak bir gelişme olabilir mi sence? Var mı böyle bir beklenti? Şimdi şöyle, Halkbank yani yıllardan itibaren sürekli negatif, bu dava yüzünden dolayı negatif fiyatlanmaktadır. Yani artık gerçekleşmenin olması yani hem bankacılık endeksi üzerinde hem Halk Bankası özelinde baskının kalkacağı anlamına gelir. Bunu da Alibaba üzerinde görmüştük. Alibaba'ya da ciddi bir ceza kesilmişti. O Alibaba'nın gün %8 artıydı değil mi? Evet, o gün toplam kesilen cezadan daha fazla bir değerleme yapıldığını görmüştük. Yani Halk Bankası'nda da ben bu şekilde bir sonuç olacağını düşünüyorum. Yani artık uzatılmamasını, neyse cezanın verilecekse verilsin, verilmeyecekse verilmesin, belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum ben Perihan Hanım. Birazcık da çok haklısın o konuda, çünkü olay hakikaten gidişat itibariyle de hani soğuk pilav ısıt Türkiye'nin önüne sun durumuna kadar geldi maalesef ki. Ne olacaksa olsun diyoruz hepimiz ama tabii sonuçta bu da Amerika'nın elinde önemli bir koz olduğu için çok da ne olacaksa olsun tarafında olmak istemiyor sanırım ABD tarafı. Gürcan, az önce dedin ki bu düşüşler bir alım fırsatı yaratabilir kademeli olarak nakitte olanlar için dedin. Peki ne almalı o zaman bu yatırımcılar? Yani bir portföy oluşturmak istiyorlarsa buradaki düşüşü avantaja çevirip nakitte olanlar için hangi sektörleri, hangi hisseleri öneriyorsun? Biraz oradan devam edelim istersen. Şimdi şöyle, yatırımcılarımızın özellikle çalıştığı kurumları arayarak oradaki çalışan arkadaşlardan, araştırma biriminin önermiş olduğu hisselerden tavsiye almalarını öneriyorum. Özellikle bu çok hızlı yükselişlerde, endeksteki çok hızlı yükselişlerle ciddi bir şekilde fiyatlama hataları olduğunu düşünüyorum ben. Yani öz sermaye karlılığı yüksek olan şirketlere yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada birinci çeyrek sonuçlarına göre baktığımızda Ereğli'nin yine çok ciddi bir pozitif bilanço açıklayacağını görüyoruz. Yine etilen nafta spreadinin pozitif etkisiyle çeyreklik baktığımızda ciddi bir pozitif etki var. Bu da Petkim'in sonuçlarını olumlu şekilde etkileyeceğini görüyoruz. Otomotiv sektörünün çeyreklik satışları azalmasına rağmen yine net karlılıkları pozitif bekleniyor. Sektörler bunlar ya. Demir çelik, işte petrokimya, bankacılık sektörü de uzun vadeli yatırım için yatırım yapılabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum ben. Gürcan, şimdi TL'deki değer kaybı sevgili arkadaşlarımız da zaten altyazı olarak geçtiler. Hem dolar hem euro karşısında %1,5'a ulaşmış durumda. Euro şu an 10.02. 10 liranın üzerini görmüş olduk. Dolar kuruna bakacak olursak orada da 8.32 seviyesi görüldü. An itibariyle TL'de hızlı bir şekilde değer kaybı görüyoruz. Diğer para birimleri karşısında yine borsada da aynı şekilde %1 kayıplar var. Peki kurda hangi seviyeyi önemseyelim? Gürcan, 8.32 seviyesindeyiz. Yani
artık hakikaten 9'lu 10'lu rakamlar biliyorsun yabancı kurumlardan da yıl sonu hedef revizyonuna gitti birçok kurum. Özellikle Merkez Bankası Başkanı, eski Başkanı Naci Ağbal görevden alındıktan sonra 9,5-10 gibi hedef fiyat verenler var yıl sonu için. Yani bu risk masada mı? Hem kısa hem de orta vadeli mesela önemsediğin en azından teknik anlamda da seviyeler neresi? Şimdi şöyle teknik olarak 8.33 seviyesine bir Fibo direnci olduğunu gözlemliyoruz dolarda. Hı hı. 8.33 önemli. Yani 8.33 üzerinde 8.37, 8.48, 8.50 bandına kadar bir boşluk var. Oralara doğru bir hareket olabilir. Yani dolarda 9-9.5 hedefleyen kurumların bence Nisan ayı enflasyon seviyesinin yüksek geleceği beklentisini düşündüklerini öngörüyoruz. Yani özellikle Nisan ayı enflasyon rakamları çok önemli olacaktır Perihan Hanım. Çünkü Merkez Bankası metinde gerekirse ek sıkılaştırma yapacağız ibaresini kaldırması orada bir anlam karışıklığına neden oldu. Yani Nisan ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirse enflasyon 17,5-18'e geldiğinde politika faizi 19'da kalmış olacak. Bu da reel faiz zin negatif sürece doğru geçmesi anlamına gelir. Yani yabancı kurumlar özellikle buralara dikkat ettiklerini düşünerek daha yüksek bir kur hedefi verdiklerini düşünüyorum. Peki kurdaki bu yükselişin hani hangi sektörler üzerinde etkili olacağını sorsam sana Gürcan. Yani kurdaki bu yükseliş biliyorsun tabii ki hani reel sektör üzerinde konuşacak olursak iki bacağını konuşuyoruz ya bunun. Hani faizlerin mi yüksek olması reel sektör için dezavantaj yoksa kurun mu? Zaten piyasa profesyonelleri olarak ekonomistlerin genel olarak yaptığı açıklamalarda biliyorsun ki kurun reel sektör üzerinde yarattığı darbe maalesef faiz oranlarının yüksek olmasından daha büyük bir darbe. O yüzden şimdi halka açık şirketlere ve sektörlere bakacak olursak kurun bu kadar yükseliyor olması, TL'nin değer kaybediyor olması hangi sektörleri baskı altında bırakabilir sence? Ya şöyle 4. çeyrek 2020 sonuçlarına göre baktığımızda kurda 6,5 civarında bir geri gelme yaşamıştık ve bu da şirket hisseleri üzerinde çok olumlu bir pozitif bilanço seyrettiğini gözlemlemiştik. Şimdi burada %13,5 civarında bir değer kaybı var TL'de. Bu da döviz açığı olan şirketlerin yani döviz açığı olan şirketler ciddi şekilde negatif baskılanacaktır diye düşünüyoruz. Burada özellikle Koç Holding en yüksek döviz açığı, dolar açığı olan bir şirket olduğu için karında 300 milyon TL civarında bir döviz açığı zararı yazacağını düşünebiliriz. Sadece dövizden. Pozitif anlamda baktığımız zaman Aselsan ve Aselsan'ın Şişe'nin döviz gelirleri olduğunu, döviz fazlası olduğunu, özellikle Enka'nın yine döviz fazlası olduğunu düşünerekten bunların da döviz geliri elde edeceğini düşünebiliriz. Gürcan çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum sana da. Teşekkürler Perihan. İyi çalışmalar size de. Evet buradan hemen dönelim sevgili Rıdvan Baştürk'e. Rıdvan Baştürk şimdi bizlere eşlik edecek. Rıdvan merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Rıdvan biz şimdi içeriği konuştuk. Birazdan seni dışarıyı da değerlendireceğim ama hazır içeriden başlamışken çünkü şu an itibariyle TL'de ciddi değer kayıpları yaşıyoruz. Sadece bugün değil genel olarak 3 haftadır zaten bir değer kaybı var. Bir son neticeyi değerlendirmek istiyorum seninle. Yani aslında birçok gelen soru şu yönde. Neden? Evet birçok neden sıralayabiliyoruz ama bu böyle devam edecek mi? Yani TL'deki bu baskının devamını bekliyor muyuz? Hem borsa hem kur cephesindeki beklentilerin ve TL'nin neden bu kadar satış baskısı altında kaldığına dair açıklamalarını merak ediyorum. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Yani borsadaki düşüş ve dolar TL'deki yükseliş benim açımdan sürpriz değil. Malumun ilan olduğunu söyleyebilirim. Belki şu soru işareti gelebilir. Neden iki gündür sert hareketler var? Evet. Bunun net bir açıklaması yok. Yani işte Amerika F-35 programından çıkardı vesaire gibi haberler var ama yani olması gereken hareketlerin gecikmeli şekilde ben fiyatlandığını düşünüyorum. Şimdi içeride tabii bazı gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Çünkü büyük riskler var. Bunları ben uzun süredir sosyal medyada her gün neredeyse yazmaya çalışıyorum ve uyarılarımı verdiğim için içimin de rahat olduğunu söyleyebilirim. Neden? Şimdi içeride bir kere Merkez Bankası'nın geçen hafta atmış olduğu bir adım var. Bu adım neydi? Evet faizler sabit bırakıldı beklenildiği gibi ama
politika metninden sıkı duruşa yönelik ifadelerin kaldırıldığını gördük. Hı hı. Şimdi içeride fakat enflasyon riski hala devam ediyor. Belki enflasyon riski ortadan kalkıp Merkez Bankası böyle bir adım atsa, evet o şekilde normal bir adım olarak adlandırabiliriz. Fakat son açıklanan enflasyon verisi %16'nın üzerinde. Buradaki kritik nokta Perihan, üfe tüfe makasının 15 puan ile 2018'den bu yana en yüksek seviyede olması. Bu ne demektir? Üreticinin fiyatı ile tüketicinin fiyatının arasındaki fark 15 puan ve muhtemelen 2018 yılına benzer bir şekilde enflasyon yukarı yönde risk içermeye devam edecek gibi gözüküyor. İçeride tabii enflasyonun yukarı yönde risk içermesinin en büyük sebebi de kurdaki yükselişler yani durmuyor. Yani dolar küresel bazda değer kaybetmesine rağmen euro dolar şu an 1.27'lerde. Hani böyle bir aslında bizim için pozitif bir ortam olmasına rağmen dolar TL'nin en düşük seviyesini görüp şimdi de 8.40'a doğru hareket yapması tabii tamamen iç tarafla açıklanabilecek bir şey. O yüzden ben burada ilk ana dinamiğin Merkez Bankası'nın vermiş olduğu yanlış mesaj olduğunu düşünüyorum. Tabii ben Naci Ağbal döneminde de yeni başkan döneminde de fark etmez. Merkez Bankası'nın bir şekilde yılın son çeyreğinde faiz indirimine başlayacağını düşünüyordum. Fakat şu anki fiyatlamalar biraz da o güven kaybının getirdiği fiyatlamalar olduğunu söyleyebilirim. Naci Ağbal döneminde de faiz indirim süreci başlayabilirdi Merkez Bankası'ndan ama bunun belirli başlı bir süreci olacaktı ve güven vererek bu süreci devam ettirecekleri bir yönetim şekli yapıyorlardı. Fakat yeni başkanla birlikte özellikle geçen hafta demin de söylediğim gibi politika metninden bu ifadelerin çıkarılması tabii ülke dinamikleri için biraz olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. İkinci tarafta da tabii pandemi etkisi var. Perihan, işte 61 binin üzerinde vaka sayıları, ölüm sayıları maalesef artıyor. Tabii burada tam kapanma, siz de konuştunuz, tam kapanma olup olmayacağı konusu gündeme gelecektir. Tabii yani ülkenin dinamikleri bu şekildeyken bir de üzerine 3 haftalık belki 1 aylık kapanmalar konuşuluyor. Böyle bir durum gelirse o aradaki kayıpların da çok yüksek olabileceğini söyleyebilirim. O yüzden yani içeride enflasyon riski, Merkez Bankası ve pandemi gelişmeleri tabii TL üzerinde baskı oluşturuyor. Tabii şu an gündemde değil ama işte Rusya ile gerginlik, Amerika ile işte F-35 programı vesaire bunlar şu an çok gündemde olan konular değil ama bence genel fiyat yapısını etkileyen dinamiklerden biri. Çünkü yatırımcıların risk algısını direkt olarak etkileyen ve geleceğe dair beklentini oluştururken hesaba kattığı dinamikler bunlar. Bunları hesapladığımızda ben açıkçası kurdaki yükseliş ve Borsa İstanbul'daki düşüşlerin çok sürpriz olmadığını, gecikmeli bir hareket olduğunu ve bu hareketlerin de devam edeceğini düşünüyorum. Peki diğer taraftan yurt dışını değerlendirelim istiyorum. Çünkü biz aslında bu son bir aylık yaşanan satışı bir kenara bırakacak olursak içeride hep şunu konuşuyorduk. Evet Borsa İstanbul'da bir trend var. Bu trend pozitif anlamda devam ediyor. Bu trendi iç gündemde bir hani negatiflik olmaz ise ne bozabilir? Yurt dışında gelecek düzeltme veyahut satış baskısı bozabilir diyorduk. Nitekim bizim önce satış baskısı altında kalmamızı aslında gerektiren neden? İç gündemimizde yaşadığımız birazcık daha siyasi ve ekonomik anlamdaki karmaşalar oldu. Geliyorum şimdi yurt dışı tarafına. Tabii biz burada kendi iç gündemimizde bir tabii ki riskleri sıraladın sen de. Sen önce sevgili Gürcan da yine aynı şekilde. Ama yurt dışı riski var mı? Bunu konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü biliyorsun yatırımcılar tarafından çok sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet biz önden düştük. 1580 puandan geldiğimiz nokta 1300'ler. Önden düştüğümüz için yurt dışı tarafında bir düzeltme gelirse ekstradan bir satış baskısı yaşanır mı Borsa İstanbul'da veyahut önden düştüğümüz için hani ne diyeyim bunu çok fazla fiyatlar mıyız fiyatlamaz mıyız? Bu soru var yatırımcıların kafasında. Bu soruya hatta şunu da ekleyeyim. Mutlaka bu sabah habere bakmışsındır. Çin'de hisse senedi piyasasında açığa satışlarında rekor seviyeye ulaştığı haberi var. Özellikle 151.9 milyar yuan ile rekor seviyede. Evet Perihan, şu soru yani ilk sorunun cevabı bu şekilde açıklayabilirim. Şu an bizim sahip olduğumuz iç gündem, iç dinamik göz önünde bulundurulduğunda küresel bazdaki iyimserlikten en az biz etkileneceğiz ya da en az etkilenenlerden biri biz olacağız. Ama küresel bazda bir olumsuzluk olduğunda en çok etkilenenlerden yine biz olacağız. Yani burada pozitif ayrışmayı çok az yaşayacağız, negatif ayrışmayı ise çok yaşayacağız. Maalesef ülke dinamikleri, ülke risk birimi, enflasyon, Merkez Bankası yönlendirmesi ve kur riskini değerlendirdiğimizde zaten şuna dikkat edebilirsiniz.
borsalar, yani major borsalar, Amerikan borsaları yukarı gittiğinde ve Avrupa borsaları yukarı gittiğinde biz 6 veya 7 işlem günü boyunca aşağı geldik. Bu hafta borsalarda, yurt dışı borsalarda ilk 2 gün bir miktar satış baskısı yaşandı. Özellikle bizim biraz daha yakın ilgilendiğimiz Almanya'da DAX endeksi 2 günde 500 puan düştü. Bu 500 puan düşerken biz daha çok düştük. O yüzden burada ben bizim önceden fiyatladığımızı vesaire düşünmüyorum. Çünkü bizim fiyatladığımız tamamen iç dinamikler. Yurt dışında şu an bir bozulma olmaması en azından. Ara ara satışlar geliyor ama orada hala pozitif bir seyir var. Çünkü hem Avrupa Merkez Bankası hem de Fed işbirliği yapmış gibi borsaların düşmesini engelleyen tavırlar takınmaya devam ediyorlar. Ne zaman borsalarda bir aşağı yönde bir düzeltme ihtimali olsa veya çok kritik teknik seviyelere gelseler, orada hemen sözlü yönlendirmelerle tekrardan borsaların yukarı gitmesini sağlıyorlar. 2 hafta önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın bir açıklaması vardı. Ekonomi toparlanana kadar biz teşviklere devam edeceğiz şeklinde. Aynı zamanda da Fed Başkanı Powell'ın da bir açıklaması var. Evet, ekonomimiz güçleniyor ama biz faiz arttırmayı düşünmüyoruz şeklinde. Bunlar zorlama açıklamalar olduğunu düşünüyorum ben piyasaların bozulmaması için ama bir yerde artık bunların söylemleri de piyasalara yetmeyecektir. O yüzden ben şu an hala yurt dışında pozitif seyirin bir miktar daha kısa vadede ön planda olduğunu ve ilerleyen dönemlerde belki biraz da orta vadede aşağı yönlü düzeltme ihtimalinin giderek arttığını düşünüyorum. O yüzden bizdeki fiyatlama tamamen iç tarafla ilgili bir fiyatlama. Enflasyon riski, kur riski ki hani kurda belki seviye konuşmadık ama şunu söyleyebilirim. 8.50 kurda çok çok kritik bir seviyedir. Ben de haftalardır bu seviyeyi ön plana koymaya çalışıyorum. Çünkü geçen yıl Kasım ayında tepe yapılan tarih rekor oradaydı. Daha sonra Merkez Bankası yönetimi değişti. 7'lerin altına indik. Sonra yine yukarı hareketlerde 8.50'ler bir türlü geçilemedi. Eğer 8.50 geçilir ve bir iki gün boyunca üzerinde kalırsak o zaman 9 ve üzeri seviyeler dolar TL'de konuşulmaya başlanır. Dolar TL'nin bu seviyeleri gitmesi enflasyonu yukarı çekecektir. Ama Merkez Bankası buna bir aksiyon almayacağı için risk primi artacaktır ve Borsa İstanbul için de bu olumsuz olacaktır. Yani böyle bir döngü içerisindeyiz maalesef. O yüzden ben toparlayacak olursam yurt dışında aşağı yönde bir düzeltme gelmesi durumunda iç tarafta bunun etkisini daha fazla hissedeceğimizi söyleyebilirim. Şimdi Rıdvan, bu arada sabah bildiğin gibi tüketici güven endeksini karşıladık. Orada aslında sert bir geri çekilme var. Nedenlerini biraz konuşmak istiyorum. %7,5'luk bir geri çekilme. Şimdi bu geri çekilmeye baktığımda hanenin maddi durum beklentisi bir önceki aya göre %4,9 azalmış. Diğer taraftan baktığımda genel olarak ekonomik durum beklentisi %11,9 oranında azalmış. Tüketim mallarında harcama yapma düşüncesi yine aynı şekilde %4,7'lik azalış göstermiş. Burada az önce bahsettiğimiz aslında senaryolar, işte politika faizi, Merkez Bankası Başkanı değişikliği, kurdaki yukarı yönlü hareket, bunun baskılarını mı görüyoruz ve bundan sonraki mesela aylarda da tabii bu değişim Mart-Nisan ayı. Nisan ve sonrası için de görmeye devam edecek miyiz? Hazır burada bir toparlanma yaşıyorken tekrardan ivme aşağıya mı gösterecek? Ne dersin güven endekslerinde? Evet, yani endekslerin aşağı gelmesi şu anki konjonktürde çok olağan bir durum olarak değerlendirebilirim. Yani ben hem sosyal medya hem de eş dost çevremden edindiğim hani görüşmeler yaptığım zaman insanların kafalarında çok fazla sayıda ekonomiye yönelik biraz daha ileri vadeye yönelik soru işaretleri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kur tarafının böyle çok volatil olması, işte dolar küresel bazda değer kaybederken doların en düşük 8 seviyesine gelmesi ve 2 günde bir anda 8.40'lara gidebiliyor olması insanların kafalarında sürekli tabii endişe yaratan, soru işareti yaratan bir gelişme. Çünkü Türk vatandaşı için, belki de Türkiye'deki reel sektör için kurun yükselmesi çok çok daha büyük risk içeriyor faizin yükselmesinden. O yüzden bizim bu güvenleri tekrardan kazanabilmemiz için öncelikle Merkez Bankası'nın yeniden güven verici duruşa, bunu Naci Ağbal yönetiminde aslında çok güzel yaptıklarını ben her zaman söyledim. Bazı tepkiler de aldım bunu söylediğim için ama çok doğru işler yaptılar Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ayları boyunca. Risk primimiz düşüyor, ekonomik güven endeksleri arttı, kurda düşüşler etkiliydi. Borsa İstanbul bundan pozitif etkilendi. Ama şu anki durum tam tersini gösteriyor. O yüzden şu an güven kayıplarının olması, yatırımcıların veya işte insanların beklentilerinin olumsuza dönmesi burada çok sürpriz bir şey değil. Muhtemelen ilerleyen aylarda da bunun biraz daha aşağı geldiğini göreceğiz. Çünkü tabii pandemi etkisini de hesaba katmak lazım burada. Şu an işte Ramazan ayı nedeniyle hani düşüşler bekleniyordu. İşte sokağa çıkmalar, daha doğrusu insanların aktiviteleri daha da azalacak derken
düşmeyen bir vaka sayısı ve giderek de artıyor ölüm sayısıyla birlikte. O yüzden ilerleyen haftalarda, yani Ramazan bitmesine işte 3 hafta civarında bir süre var. Bu süreç boyunca vakalarda ciddi bir düşüş olmazsa tam kapanma gündeme gelecektir diye ben düşünüyorum. Birkaç haber akışı da bunu destekliyor. Böyle bir durumda tabii hem reel sektör bundan olumsuz etkilenecektir hem de insanlar kişisel olarak beklentilerini aşağı çekmeye devam edecektir. O yüzden ben şurada şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biz içeride dolar kurunu düşürmediğimiz sürece maalesef dinamikler negatife dönmeye devam edecektir. Bizim önceliğimiz dolar kurunun düşürülmesi olmalı. Bunu yapamadığımız sürece enflasyon, borsa, Türk lirası, insanların güveni, güven indeksleri vesaire gibi dinamikler maalesef negatif tarafta kalmaya devam edecektir. Kuru ne zaman biz aşağı çektik geçtiğimiz dönemlerde? Her şeyin dinamiklerin, bu bahsettiğim dinamiklerin pozitife döndüğünü gördük. Ama kuru ne zaman yukarı giderse o zaman bunların negatife döndüğünü gördük ve çok hızlı gidiyor. Yani bunun önüne geçmek gerekiyor. İki günde kur 8'den 8.40'a gidiyor hiçbir gündem yokken sözde. Tabii genel gündemlerimiz var ama iki günde hiçbir gündem yokken 40 kuruş gidebilen bir dolar TL var. Bunun önünü kesersek evet tekrardan normalleşme ve pozitif sürece dönebiliriz ama şu an ben onun olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Rıdvan, halka arzlar için ne düşünüyorsun? Bunu sordum. Neden? Çünkü mesela biliyorsun yeni yeni halka arzlar var. Mesela Galata Wind şu an 5.07'den hani halka arzı olmuş oldu fiyat açısından ve ilk günden devre kesti. Şu an tabii ki hani %6'lık bir yükseliş var ama 4.75'i gördü. Yani bu halka arz furyası yaşandı. Yavaş yavaş da artık hani ne diyeyim, buradaki talep, yatırımcının buradaki beklentileri azalıyor mu? Evet, yani genelde Perihan, halka arzların çok arttığı dönemler genellikle borsanın artık pozitif seyrinin sona erip aşağı doğru hareketlerin ön planda çıkabileceği dönemler olarak adlandırılır. Bunu biz 2018 yılında da yaşamıştık. Yine benzer bir dönemi yaşıyoruz gibi düşünebiliriz. Tabii halka arzlar genelde yerli yatırımcının çok odaklandığı, talebin çok yüksek olduğu arzlar oldu bu dönemde. Ancak onun tabii senin de bahsettiğin gibi hem kurdaki yükselişler hem de Borsa İstanbul'un genel yapısının biraz negatife dönmesiyle birlikte burada halka arzların, yani o birkaç hafta öncesine göre, belki bir ay öncesine göre yaşadığı şaşalı süreçler veya çok pozitif ard arda tavan tavan gidişlerinin şu aşamada ben tekrarlanabileceğini düşünmüyorum. O yüzden burada genel yapıyı değerlendirdiğimizde o bahsettiğimiz pozitifliğin ben giderek azalacağını düşünüyorum. Rıdvan, kapanışı altınla yapmak istiyorum. 1792 dolar seviyesindeyiz. Çok uzun bir süre düşen bir kanal içerisinde hareketlerini izlemiştik ons altının. Yeni mi başlıyor? Ne dersin ons altın tarafı? Çünkü uzun bir konsolidasyon süreci yaşadı. Bayağı dinlendi. Artık kalkışa hazır mı? Gerçi iyi bir fiyatlama gördük ama devamı var mı en azından? Evet, yani kısa sürede 1760'dan 1800 civarına 40 dolarlık bir hareket yarattı. Hı hı. Aslında burada ben işi temel ve teknik olarak çok kısaca ikiye ayırmak istiyorum. Lütfen. Aslında temel anlamda ons altının yükselişleri bence desteklenmiyor. Ben bunu sosyal medya üzerinde de yazdım. Neden? Çünkü Amerikan ekonomisi gerçekten çok güçlü. Güçlenmeye de devam ediyor ve her veri neredeyse beklentilerin üzerinde açıklanıyor. Tabii enflasyon riski de var orada. Enflasyon tarafı da yukarı gidecek gibi gözüküyor. Ama orada sözlü yönlendirmeler Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı gidişini engelliyor. Tahviller bir ara %1.70'in üzerindeydi. Daha sonra sözlü yönlendirmelerle birlikte 1.55'e kadar geriledi. Bu sözlü yönlendirme nedir? Demin de söylemiştim. Fed Başkanı Powell, ekonomi ne kadar güçlenirse güçlensin, biz faizleri uzun süre arttırmayacağız şeklinde. Piyasaları dengede tutmak, özellikle borsalar tarafını paniğe sevk etmemek için sözlü yönlendirmeler yapıyor. Bu sözlü yönlendirmeler de Amerikan faizlerini gelen güçlü verilere rağmen aşağı çekiyor. Bu nedenle faizlerin düşmesiyle birlikte tabii ons altının da canlandığını gördük. Teknik olarak baktığımızda ise çok uzun süre senin de bahsettiğin gibi düşen bir eğilimdeydik ve orada özellikle 2 ay, 2.5 ay civarında 1760 dolar seviyesinin çok kuvvetli bir direnç olarak çalıştığını gördük. Her seferinde bu seviyeden aşağı yönde hareketler geldi ama geçen hafta itibariyle 1760 dolar seviyesinin yukarı kırıldığını gördük. Sadece teknik olarak baktığımızda şu anki mevcut durumda 1760 dolar üzerinde kalındığı sürece ons altında ben teknik olarak yukarı yönde potansiyelin sürdüğünü söyleyebilirim. Düşüşler olabilir, direkt 1790 civarından yukarı gitmeyebilir, geri çekilmeler olabilir ama ben burada yatırımcıların 1760'ın altını stop bölgesi olarak kabul ederek kısa vadede yükselişlere yönelik
işlemler yapabileceğini söyleyebilirim. Çünkü teknik olarak çok kritik bir bölge geçirmiş oldu. O yüzden piyasaya 1760 dolar üzeri ve altı olarak bakmak lazım. Yükselişlerde de ben 1815-1820 dolar seviyesini ons altın için artık bu son dönemde yaşanan yükselişin bir soluklanma bölgesi ve kar realizasyon bölgesi olabileceğini düşünüyorum. Rıdvan çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Sağlıklı çalışmalar diliyorum sana da. Ben. Evet efendim, şu an borsada kayıplar %1.35 seviyesinde. Yavaş yavaş bankacılık endeksinin toparlanmaya çalışıp borsayı en azından tutmaya çalıştığını bu seviyelerde görüyorum. 1077 puan seviyesinde bankacılık endeksi. Orada görünüm tamamen yataylaştı. Bu arada dolar Türk lirası ile ilgili hemen bir son dakika gelişmem var. Onu da aktarayım sizlere Buy Global tarafında. Sizlere sabah zaten bahsetmiştik. Özellikle TL'deki değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. 8.33 seviyesinde şu an dolar Türk lirası. Tabii ki biz nereyi önemsemiştik? 8.20-25 bandını önemsemiştik. 8.20-25 puan, 8.20-25 seviyesi üzerindeyiz. Nereyi takip edeceğiz? 8.40-50 bandını takip edeceğiz. Olası yükselişlerde eğer geri çekilmeler olursa kırdığımız direnç olarak 8.20 artık destek olarak izleyeceğimiz seviyeye dönüşmüş durumda. Bunu hemen son dakika olarak ifade edeyim programı kapatmadan önce. Önemli olarak izleyeceğimiz seviye 8.40 seviyesi ve üzeri dedik. Aşağıda ise 8.20'leri tabii ki takip edeceğiz dolar Türk lirasında. Evet, negatif bir borsayla şimdilik veda edelim. Daha teknik görünüm için saat 2'de Borsa Teknik'te sizlerleyiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim. Sonrasında kripto parayla kaldığımız yerden devam edeceğiz.